İlk dersimizin konusu tarih nedir? 9. sınıfa başladığınız zaman sizin karşınıza çıkacak ilk konu tarih nedir olacak? Çünkü dersimizin ismi bu. Bunun ne demek olduğunu bilmeniz gerekiyor. Tarih bir bilimdir arkadaşlar. Nasıl bir bilim isterseniz buna bakalım. Tarih geçmişte yaşamış insan topluluklarının hatta şöyle yapalım daha düzgün olsun. Geçmişte yaşamış insan topluluklarının birbirleriyle ilişkilerini siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik veya ve benzeri faaliyetlerini Yer ve zaman bildirerek neden sonuç ilişkisi içinde ve kaynaklara dayanarak inceleyen bilim dalıdır. Şimdi bakın ben size bir örnek vereyim. Diyelim ki bir tarih seçelim. 1071 ne olmuştu 1071'de? Manazgir. Türkler Anadolu'ya girmeye başlamıştı. Bakın bu bizden geçmiş bir zaman değil mi? Bakın tarih 2020, 1071. Geçmiş zaman. İnsan topluluğu var. Evet. Orada Manazgir Savaşı'nın sonuçları var. Siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik sonuçları var. Tamam bunu biliyoruz. Yer neresi? Malazgirt Ovası. Muş'un Malazgirt Ovası. Zaman 1071. Neden oldu bu savaş? Türkler Anadolu'yu almak istediler. Sonucunda ne oldu? Türkler Anadolu'yu aldılar. Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı. Alın size tarihi bir örnek. İşte tarih geçmişte yaşanmış insan topluluklarının olaylarını yer belirterek, zaman belirterek, neden sonuç ilişkisi içerisinde açıklayan bilim dalına biz Tarih diyoruz. Tarihin tanımı içerisinde mutlaka şunlar olmalı. Size sorularda gelebilir arkadaşlar. Tarihin konusu geçmiştir. Yani geçmişte olan olaylardır tarihin konusu. Tarih tek tek insanları değil insan topluluklarının faaliyetlerini inceler. Yani Buğra hocayı, video karşısındaki seni ya da bir kişiyi değil topluluğu inceler. Yani bir ülkedeki topluluğu ya da bir mahalledeki bir grubu inceler. Tarih bilim olmak için mutlaka yer belirtmelidir. Bakın yer önemli. Biz hatırlarsanız sizinle birlikte geçen sene inkılap konularını işlerken ne dedik? Mesela Sakarya Meydan Savaşı. Bunun tarihi bellidir. Yeri bellidir. Zamanı bellidir. Değil mi? Bakın ne diyor? Tarih için mutlaka zaman belirtilmelidir. Zaman da olmalıdır. Ve tarih bir bilim olabilmesi için mutlaka kaynaklara dayanarak inceleme yapılması gerekir. Bunlar olmazsa olmaz şeylerdir. Şimdi gelelim tarihin konusu nedir? Burada iki şey karşımıza çıkacak. Birisi tarihi olay yani tarihi vaka. Birisi de tarihi olgu. Şimdi bu kavramları zaten göreceksiniz. Asıl bizim için önemli olan kısım şurası. İsterseniz buraya bakalım. Tarihi olay insanları ilgilendiren her türlü gelişmedir. Olay kendine özgüdür. Aslında Tek bir şey başka bir zamanda gerçekleşemez. Örneğin Malazgirt Savaşı bir daha Malazgirt Savaşı olabilir mi? Hayır, olamaz. Ya da İstanbul bir daha fethedilebilir mi? Hayır. O ayrı bir fetihtir, öbürü ayrı bir fetihtir. İşte birazdan zaten örneklerde de göreceksiniz. Tarihi olay biriciktir, tekrarlanamaz. Somut bilgiler içerir, yer ve zaman bildirir, başlangıcı ve bitişi bellidir. Örnek verelim. İstanbul'un fethi. İstanbul 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmiştir. Bir daha o fethi olmayacaktır. Diyebilirsiniz ki hocam işte İngilizler geldi İstanbul'u aldılar. O fethi olur mu? Olmaz. Ee, zaten olmaz fetih de. Ee, İstanbul'un fethiyle 1453'teki fethiyle o alınma bir olur mu? Olmaz. Zaten alamazlar onu geçiyorum da. Bunun dışında Malazgirt. Malazgirt bir daha böyle bir olay yaşanacak mı? Yaşanmayacak. Ya da Fransız ihtilali. Belli somut örnekler bizim için tarihi olaydır. Şimdi tarihi olguya gelelim. Bu biraz daha geniş bir kavram. Yani şöyle anlatayım size. Kültür, genel kültür. Hani bu alt dallar vardır ya bu da ona benziyor. Tarihi olgu daha geniştir. Tarihi olaya göre. Zaman içerisinde birikimler sonucunda meydana gelen yeni durumlardır. Mesela olgulardır. Yani daha geneldir. Yani tarihi olay özeldi. Bu daha genel. Çok sayıda örneği vardır. Tekrar edilebilir. Bakın tekrar edilebilir. Soyuttur. Belirli bir yer zaman söz konusu değildir. Uzun sürede meydana gelir. Bakın bizim için önemli kısım bu uzun sürede meydana gelmesi. Örneğe bakalım. Anadolu'nun Türkleşmesi. Türkler 1015'li yıllarda Çağrı Bey zamanında Anadolu'ya gelmeye başladılar. 1070'lere kadar Anadolu'yu e, yavaş yavaş Türkleştirmeye çalıştılar. 1071'den sonra, Malazgirt'ten sonra bu süreç hızlandı. Hala Anadolu'nun Türkleşmesi'nden bahsedebilirsiniz. Bakın uzun bir zaman. Ya da Fransız İtalya'ya yayılan milliyetçilik akımı. Milliyetçilik akımı çok geniş bir kavramdır. İşte bunu da tarihi olgu arasında sayabilirsiniz. Daha geniştir. Ya da Hristiyanlığın yayılması tarihi olgu arasında sayılabilir. Şimdi aşağı bölüme iniyorum. Hocam diyebilirsiniz ki tarihle matematiğin ya da tarihle fen bilimlerinin, tarihle fiziğin ne farkı var? İkisi de bir bilim dalı. Evet ikisi de bilim dalı. Yani inceleyeceğimiz şeyler. Ama şimdi farklara bir bakalım isterseniz. Tarihçi araştırmasını yaparken fen bilimlerinde olduğu gibi deney metodundan yararlanamaz. Çünkü öyle bir şey söz konusu değildir. Biliyorsunuz ki çünkü tarihin konusu geçmiştir. Geçmişte olmuştur ve bitmiştir. Bir daha tekrarlanamaz. O yüzden diğer bilimlerden biraz ayrılır. Şimdi bazı sosyal bilimlerin de uyguladığı gözlem metodundan yararlanamazsınız tarihte. Çünkü gözlem metodu şimdiki zamana aittir. Yani işte uzayı incelerim ne oluyor ne bitiyor ona bakarım. Ama tarihte böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü olay geçmiş. Yani zaten olmuş ve bitmiş bir olaydan bahsediyoruz. Fen bilimlerinde bilgi kesin ve değişmezdir. Evrensel geçerliliği olan yasalar vardır. Ancak tarih bazı genellemeler yapabilse de her savaşın ekonomik bir nedeni vardır. Bunlar hiçbir zaman evrensel yasalara dönüşmez. Yani genelleme yapılabiliyor ama bu bir kural gibi katı bir şekilde kesin olmuyor. Tamam? Tarihin incelediği konunun niteliği ve niceliği de diğer bilimlerden farklıdır. Örneğin matematik yeri ve zamanı olmayan soyut kavramları konu edilir. Ancak tarih yeri zamanı belli olan yaşanmış olayları inceler ve bununla ilgilenir. Bir diğer fark ise tarihin inceleme alanının genişliğidir. İnsanların yaptığı ve onlara etki eden her şey tarihin konusu olabilir. Yani ilk insanın ateşi yakması, insanların yemek yemesi. Bunlar tarihin konusu olabilir. Kim, ne zaman, ne yaptı? Bu yer ve zaman belirtiliyorsa tarihin konusu olabilir. Çok geniş bir kavramdan bahsediyoruz. Geliyoruz bugünkü dersimizin son bölümüne. Tarihe yardımcı bilim dallarını işleyeceğiz ve bitireceğiz bugünkü dersimizi. Bu konuyu belki 6. sınıftan hatırlayabilirsiniz. 6. sınıfta bunun basit hali vardı. Zaten lisede de sınıflar arkadaşlar 6'da ne gördüyseniz 5'te 6'da ne gördüyseniz 9'da aynı. 7'de ne gördüyseniz 10, 10. sınıfta aynı olacak. Yani sadece birazcık daha genişletilmiş halini işleyeceksiniz. O yüzden gözünüz korkacak hiçbir durum söz konusu değil. Dikkatli bir şekilde dinlediğiniz zaman çok rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Bakalım hemen tüm bilim dalları çalışmaları yaparken başka bilimlerin uzmanlığına ihtiyaç duyar. Yani sadece tarih kendi başına bir şey yapamaz. Tarihle birlikte savaş yapılan yeri de mesela inceleriz değil mi? O yer bilimi coğrafyadır. Aynı zamanda coğrafyaya da gireriz. Tarihin inceleme alanını son derece geniştir. Bu genişlik hem zamandan hem mekandan hem de konudan kaynaklanmaktadır. Bu genişlik diğer bilimlerden daha fazla yararlanmasını mecburi kılmaktadır. Tarih araştırmalarında en çok yardım alınan bilimler aşağıda yer almıştır. Şimdi bir hemen bakalım. Coğrafya. Tarih olayın geçtiği yerin fiziki ve beşeri özelliklerini coğrafyadan öğrenir. Hiçbir tarihi olay coğrafi şartların dışında gelişmemiştir. Mesela bir örnek vereyim siz daha iyi anlayacaksınız. Bu yüzden tarihe en yakın bilimdir diyor. Örnek Sarıkamış olayı. Sarıkamış olayında oradaki ortamın hatırlıyorsunuz değil mi Sarıkamış Kafkas cephesinde? Hemen LGS'yi bitirdik diye e, e, Kaytar'da yani Kafkas cephesini unutmadınız. Sarıkamış olayında o bölgenin soğuk şartları coğrafya ilgilendirir. Dağlık yapısı coğrafya ilgilendirir. Yani bakın o zaman tarihle coğrafyayı birbirinden ayıramıyoruz. Mesela burada dikkat demiş tarih araştırmalarında tarihe en çok yardımcı olan bilim dalı coğrafyadır. Zaten tarihle coğrafya bir iki kardeşe benzer. Birbirlerine çok yakın işler e, işler görürler. Gelelim bir diğer bilim dalına. Arkeolojik kazı bilimidir. Benim en sevdiğim toprağın ve suyun altında kalmış olan tarih eserleri ortaya çıkarırlar. Örneğin bir yerde yaşamış bir insan topluluğu vardır. Yüzyıllar sonra o yaşanan bölgede kazılar yapılır ve bir şeyler çıkarılır. Bu arkeoloji bilimidir. Kazı bilimi. Dikkat demiş tarih öncesi dönemlerde tarihe en çok yardımcı olan bilimdir. Yani yazının icadından önceki dönemde bizim işimize yarayan en çok şey arkeolojidir. Çünkü arkeoloji ile birlikte çıkan malzemelerin yapısı, şekli, konumu bununla ilgili şeylerle ilgili de yorum yapılır. Bir diğer bilim dalı kronoloji, takvim bilimi. Tarihi olayların zamanlarını belirleyerek meydana geliş sıralarını düzenler. Yani siz bunu zaten bilirsiniz. Örnek veriyorum. Basit bir örnek veriyorum. 1992 yılında doğdum. 97 yılında ilkokula başladım. İşte 2006 yılında liseye geçtim. 2010 yılında liseyi bitirdim. Üniversiteyi kazandım. 2014'te mezun oldum. Bakın eskiden yeniye doğru. İşte buna biz bu bilime kronoloji diyoruz. Tarihle e, bütünleşik bir bilim dalıdır diyoruz. Not demiş. Ayrıca tarih araştırmalarında neden sonuç ilişkisi kurulmasını da kronoloji kolaylaştırır. Geliyoruz bir diğer bilim dalına. Tarihe yardımcı bilim dalına. Paleografya eski yazıların okunmasını sağlayan bilim dalıdır. Dikkat! Paleografya tarih öncesi dönemlerin aydınlanmasına tarihe yardımcı olmaz. Çünkü niye? Tarih yazıyla başlar. Tarihi dönemler derse paleografya olur. Yazıyı inceleyen, eski yazıları inceleyen bilim dallarına ne diyoruz biz? Paleografya diyormuşuz. Bir diğeri epigrafya, kitabe bilimi. Bakın bu da bir yazı inceler ama ikisi birbirinden farklıdır. Birisi eski yazılar okur, birisi taş üzerindeki yazılar okur. Epigrafya da kitabeler üzerine. Mesela Orhun yazıtlarını inceleyen bilim dalını ben size sorsam hangisi dersiniz? Paleografya mı, epigrafya mı? Orhun yazıtları taşlar üzerineydi değil mi? O zaman taşların üzerindeki yazıları inceleyen bilim dalı nedir? Epigrafyadır. Kitabeleri epigrafya inceler. Dikkat bölümüne bakalım. Epigrafya tarih öncesi dönemlerin aydınlatmasına tarihe yardımcı olamaz. Çünkü tarih yazıyla başlar. Yani epigrafya da yazı bilimi olduğu için yazıyla birlikte başlayan dönemi inceler. Hemen devam ediyoruz. Sosyoloji, toplum bilimi. İnsan sosyal bir varlıktır. Tarihi olayların gerçekleşmesi bir e, sosyal ortamın içinde olmuş ve mutlaka buna etki etmiştir. Tarih insanın neyi neden yaptığını anlamaya çalışırken sosyolojiden yararlanır. Örnek veriyorum. İstanbul'u neden fethettik? Bunu işte o dönemki insanların gözünden baktığımız zaman işte o bilim tarihe yardımcı olan bilim sosyolojidir. İşte sosyoloji tarihe yardımcı olan olmazsa olmaz bilimlerden bir tanesidir. Bir diğerine geliyoruz antropoloji. Fiziki antropoloji toplumların ırklarını inceler, yani kemikleri, iskeleti inceler antropoloji. Kültürel antropolojisi toplumların kültürünü inceler. Aslında antropoloji daha çok ırk bilimi diye bilinir. Tarih öncesi dönemlerin araştırılmasında arkeolojiden sonra tarihe en çok yardımcı olan bilim dalıdır. Yani yazıdan önce insanların iskelet kalıntıları, kültürleri mesela bir kurgan çıkarırlar. Kurgan'da halı var. Halının kilimlerin desenlerine bakarak oradan yorum yapmaya çalışırlar. İşte bu antropolojinin konusudur. Bir diğer tarihe yardımcı bilim dalı filoloji. Dil demektir. Keşke diloloji olsaymış daha kolay olurmuş. Filoloji dilleri ve dillerin arasındaki bağlantıları inceler. Örneğin bundan belki de milyon yıl sonra Türkçeyi inceleyecek bilim dalı filolojidir. Geçiyoruz bir diğerine etnografya. Örf, adet, gelenek ve görenekleri inceler. Yani örnek veriyorum. Basit bir örnek vereyim. Bugün ne yapıyoruz? Gidiyoruz büyüklerin elini öpüyoruz. Belki bizden yüzyıllar sonra bunu inceleyecekler ya da işte düğünlerimizde adetlerimiz var. Mesela ne var? Eski bilinen çanak kırma var. Neden bunu yapıyormuşuz? İşte bunu mesela inceleyen örf, adet, gelenek ve görenekleri inceleyen bilim dalına etnografya diyoruz. Bir diğer bilim dalı diplomatik. Günümüze kadar gelmiş olan resmi belgeleri, fermanları, emirleri inceler. Diplomatik bilimi de yani e, emir bir e, şöyle anlatalım. Kanunları falan inceler. Eski dönemdeki kanunları, e, resmi belge, devlet belgelerini ve devletlerin arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalına diyoruz. Bir diğeri siciliyografi. Yani mühür bilimi. Resmi belgelerdeki mühürleri inceler. Dikkat demiş. E, siciliyografi yani e, mühür bilimi tarih öncesi dönemlerin aydınlatılmasına tarih yardımcı olmaz. Çünkü o dönemde ne yok? Yazı yok. Bunu unutmayın. Geçtik bir diğerine. Benim en sevdiklerimden bir tanesi nümizmatik para bilimi. Eski paraları inceler. Şimdi bir para çıktı diyelim yerin altından. Bu para çıktığı zaman paraya bakarak yorum yapabilirsiniz. Siz de yapabilirsiniz. Çok basittir. Nasıl? Açarsanız bakarsanız <laughs> diyelim ki para altından yapılmış. Demek ki bu parayı yapan uygarlık zenginmiş altından yapıldığı için. Ya da arkada bir kadın resmi var. Demek ki bu uygarlıkta kadınlara değer veriliyormuş gibi e, nümizmatik daha tabi detaylı bir şekilde yorum yapabiliyor. Nümizmatik paraları inceleyen bilim dalıdır. Bir diğerine geçiyoruz. Heraldik. Arma ve özel işaretleri inceler. Mesela Osmanlı'daki tuğralar vardı hatırlarsınız. Onları inceleyen bilim dalına biz ne diyormuşuz? Heraldik diyormuşuz. Bir diğeri onosmatik yer adları bilimi. Yer adlarının anlamlarını ve geçmişlerini inceler. Örneğin benim yaşadığım yerde mesela bir örnek vereyim diyelim ki Kızılgedik diye bir mevki var. Kızılgedik. Neden buraya Kızılgedik denmiş? Bunu inceleyen bilim dalı ya da başka bir e, bölge diyelim, oranın neden o ismi aldığını inceleyen bilim dalına yer adları bilimi yani onosmatik diyoruz. Son olarak size ilginç gelebilir. Mesela kimya da tarih bilimine yardım eder. Ve gerçekten de çok önemli bir yöntemdir bu yöntem. Karbon 14 yöntemi ile bulunan bir eserin yaşı hesaplanabilir. Tabi nasıl yapıldığını ben bilmiyorum ama karbon 14 yöntemi kullanılıyor ve o materyalin, o eserin yaşı yani ne kadar yıl önce yapıldığı tahmin edilebiliyor. Burada bir istisna işte kimya var. Kimya biraz bana da ilginç geliyordu lise yıllarında okurken. Kimya da tarihe yani sosyal bilimlere yardım eden bir bilim dalı olarak karşımıza çıkıyor. Öncelikle bizim için tarih neden önemlidir? Neden tarih öğreniriz? Bu sorunun cevabıyla başlayalım. Her şeyden önce tarih insanın kendisini tanımasına yardımcı olur. Tarihini bilmeyen, kendisini tanımayan bir insan hafızasını kaybetmiş demektir. Bakın siz geçen sene inkılap tarihi dersi gördünüz ve Osmanlı Devleti'nin yıkılışı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu işlediniz. Yani biz bu vatanı nasıl kurtardık sorusunu gördünüz. Atalarımız nasıl bu vatanı kurtardı ve bize verdiler, emanet ettiler bunu gördünüz. İşte tarih aslında sizin kendinizi, vatanınızı tanımanızı sağlar. Aynı zamanda insana ait, insan ait olduğu toplumu, dünyayı, ülkesini bilmek için geçmişini bilmek zorundadır. Tarih içerdiği bilgilerle insanın kültür seviyesini de ne yapar? Yükseltir. İnsanın algılama, anlama, araştırma, yorumlama, muhakeme yapma gibi zihinsel becerilerini tarih geliştirir. Aynı zamanda insanda ahlak şuurunun ve manevi değerlerinin güçlenmesine katkıda bulunur. Tarih dersi şu ana kadar gördüğünüz 5 faydayı sizlere sağlayacak bir ders. Hemen devam edelim. Tarih toplumların ortak hafızasıdır. Milletin fertlerindeki vatan ve millet sevgisini pekiştirerek milli kimliğin güçlenmesinde yardımcı olur. Yani siz vatanınızı ve milletinizi sevmeyi tarih dersine borçlusunuz. Günümüz dünyasını sağlıklı bir şekilde anlayabilmek ve gelecekle ilgili akılcı ve gerçekçi planlamalar yapabilmek konusunda insana tarih yardımcı olur. Yani geleceği de şekillendiren bir bilimden bahsediyoruz tarih için. Aynı zamanda tarih insanlığın ortak belleğidir. Geçmişten günümüze insanlık pek çok alanda bilgiler ortaya koymuştur. Tarih sayesinde öğrendiği bu bilgilerden yararlanarak her alanda yeni bilgiler ve buluşlar insanoğlu tarafından ortaya çıkarılır. Bu gördüğümüz 8 madde tarih dersinin bize sağladığı faydalar arasında yer alıyor. Burada Mehmet Akif Ersoy'un güzel bir sözü var. Ona da değinelim. Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar. İbret alınsaydı hiç tekerrür yani tekrar eder miydi? Tarih bizim geleceğimizi şekillendireceğimiz ve geçmişimizden ders aldığımız bir bilim dalı olarak karşımıza çıkıyor. Peki tarih araştırmalarında bir tarihçi nelere dikkat etmeli? İsterseniz biraz da bundan bahsedelim. Tarihçi her şeyden önce tarihi araştırırken objektif yani nesnel olaylara kendi kişisel görüşünü katmamak yani bunları katmamak zorundadır. Olaylara tamamen objektif ve nesnel bakabilmeli. Yani işte araştırdığım şey benim kendi tarihimi yansıtıyor diye sen o olaya kendi düşüncelerini katarsan tarihi olarak yanlış bir yorumlama, yanlış bir araştırma yapmış olursun. Bakacağın konu tamamen objektif bir şekilde bakabilmen gerekiyor. Aynı zamanda bir tarihi olayın tüm yönleriyle ve sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için olayın üzerinden belli bir zaman geçmesi gerekiyor. Ki zaten hatırlayacaksanız ilk dersimizde ne demiştik? Tarih içerisinde yer zaman bildiren bir bilim dalıdır. Geçmiş yıllardaki, geçmiş dönemlerdeki olan olayları inceler. Yani üzerinden belli bir süre geçmeli tarihi araştırmanın doğru olabilmesi için. Tarihçi olayı bugünün değil, olayın geçtiği dönemin koşullarına göre değerlendirmek zorundadır. Şu anda işaretlediğim madde belki de tarih araştırmalarındaki en önemli maddedir. Şimdi diyebilirsiniz ki örnek veriyorum. Ee, Mustafa Kemal neden geldi de 31 Mart isyanını bastırdı? Sen o dönemin şartlarını bilmeden bu sorunun cevabını verirsen yanlış bir yorumlama yapmış olursun. Yani tarih e, tarih araştırılırken ...dönemin bugünün şartlarına göre değerlendirmemen gerekiyor. O günün şartlarına göre değerlendirmen gerekiyor. Örnek veriyorum... ...biz Büyük Taarruz Savaşı'nda hatırlayacaksınız geçen sene... ...tam Sakarya'dan bir sene sonra saldırdık. Yani bir sene taarruz hazırlığı yaptık. Şimdi diyebilirsiniz ki ya bir sene çok uzun bir süre. Ne var ki saldırıya geçmekte? İki ayda hazırlanılır ve gidilir. Ama bakın siz böyle bir yorumlamada... ...bugünün şartlarını düşünürsünüz. Niye? Çünkü teknoloji gelişmiş, şartlar var imkanlar var. 2 ayda hazırlanılabilir. Ama o dönemin şartları demek ki onu gerektiriyor ki 1 sene hazırlık yapılması gerekti. Yani şu anda işaretlediğim madde bir araştırma yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli madde tarihçi olayı bugünün değil olayın geçtiği dönemin şartlarına göre değerlendirmek zorundadır. Dikkat bunu yapamayan bir tarihçi tarihsel anakronizm yaşıyor demektir. Tarihsel bir bozuntu yaşıyor demektir. Tarihçi araştırmasında mutlaka belgelere dayanmak zorundadır. Yani bir araştırma yapıyorsa bunu afaki duyduğu, sağdan soldan duyduğu göre şey, şeylere göre değil, belli bir belgeye dayandırmak zorundadır ki bu zaten tarihin nesnel özelliğinden kaynaklanır. Tarih olayın yer ve zamanı mutlaka bilinmelidir. Tarihin tanımında da zaten geçer. Tarihçi olaylar arasında neden sonuç ilişkisi de kurmak zorundadır. Zaten tarihin tanımında yine yer alan bir bilgiydi. Bunları yaparsa tarih araştıran bir kişi doğru bir araştırma yapmış demektir. Şimdi gelelim bugün işleyeceğimiz son konuya. Tarih biliminin yöntemi. Yani tarih bir araştırma yapılırken nasıl yöntem izler ve tarihi bilgiler ortaya çıkar. Tarih ortaya çıkar. Öncelikle bir tarihin yöntemini bulmak için 5T yöntemi denilen bir yöntem var. Öncelikle tarama yapılır. Kaynak araması denir buna. Yani kaynakları tararsınız. Nedir bu? Tarihçi araştırma yapacağı konu ile ilgili bulabildiği kadar çok kaynak toplar. Ne kadar çok kaynak var ise tarih araştırması o kadar güvenilir olur. Öncelikle araştıracağımız şeyle ilgili bir kaynak taraması yani kaynak topluyoruz. İkinci basamakta yapacağımız şey tasnif yani sınıflandırma. Tarihçi bulduğu kaynakları kendi çalışma sistemine göre sınıflandırır. Örneğin Birinci elden kaynaklar, ikinci elden kaynaklar. Diyelim ki Kurtuluş Savaşı'nı anlatan, birebir yaşamış birini e, duyan birine göre aynı kefeye koyamazsınız. Yani diyelim ki Kurtuluş Savaşı'na birebir katılmış birinin yazdığı belge ile onu araştırıp yazan birinin belgesini aynı kefede değerlendirmemeniz gerekir. Birini ayrı, birini ayrı. İşte kaynakları ne yapmalısınız? durumlarına göre gruplara ayırmalısınız, sınıflandırmalısınız. İkinci yöntemimiz neymiş? Tasnif etmek. Üçüncü yönteme geliyorum. Tahlil yani çözümleme. Eldeki kaynakların içeriği incelenir. Artık üçüncü basamaktan sonra içerikle ilgili bir şeyler araştırmanız gerekiyor. Dördüncü basamakta tenkit basamağı var. Yani eleştiri basamağı. Burada iç tenkit diye bir bölüm var. Araştırmada kullanılacak kaynağın verdiği bilginin doğru olup olmadığını anlamaya çalışırız. Bir de dış tenkit var arkadaşlar. Kullanacağımız kaynağın gerçekliğini, yani gerçekten bilgi verdiği dönemden kalıp kalmadığını, yani aslında doğruluğunu doğru mu değil mi diye tenkit bölümünde ne yapıyoruz? Araştırıyoruz. Son olarak terkip bölümü var. Terkip bölümünde de ne yapacağız? Terkip bölümünde de sentez yapacağız. Yani araştırmamızın son basamağı. Doğruluğundan ve gerçekliğinden emin olduğumuz kaynaklar bir araya getirilecek ve bir tarih araştırması artık bu saatten sonra oluşturulacak. Ne yaptık? Önce kaynak taradık. Daha sonra arkadaşlar hemen tasnifledik. Kaynakları sınıfladık. Kaynakların çözümlemesini yaptık, içeriklerini inceledik. Sonra acaba bunlar doğru mu yanlış mı diye araştırdık. En sonunda da en son yapacağımız basamakta da terkip yani sentez yaptık. Artık araştıracağımız şeyi birleştirdik. İşte bunu yaparsanız tarihi yöntem olarak doğru bir yöntem kullanmış olursunuz. Şimdi isterseniz kaynaklara bir bakalım belgelere. Tarihi olayla ilgili bilgi veren her türlü malzeme kaynaktır bizim için. Tarihi bilgilerin doğru ve güvenilir olması için kaynaklara başvurmak tarihçi için bir zorunluluktur. Kaynaklar bazı değişik kıstaslara göre sınıflandırılır. Örneğin oluştuğu döneme göre kaynaklar. Birinci elden kaynaklar tarihi olayın geçtiği dönemde ortaya çıkan her türlü bulgudur. Diyelim ki Kurtuluş Savaşı döneminde yazılan belge birinci el kaynak diye geçer. İkinci el kaynak tarihi olayın geçtiği dönemde ortaya çıkmamış her türlü kaynak. Yani Kurtuluş Savaşı'nı bugün anlatan bir kaynak ikinci el kaynaktır. Ama o gün direkt sıcağı sıcağına yazılan kaynak birinci el kaynak diye bizim için geçer. İkinci gruba gelelim. Malzemenin türüne göre eğer sizin yapacağınız araştırmada bir yazılı kaynak varsa bunlar yazılı kaynak. Üzerinde yazı olan her şey yazılı kaynağa girer. Örneğin para, kitabe, mühür bunlar yazılı kaynaktır. Sözlü kaynaklar olayı yaşamış birisi bu kaynak grubuna girer. Sözlü olarak bunu anlatır. Şiirle, destanla, türküyle, saguyla, koşukla anlatıyorsa sözlü kaynak diyoruz biz ona kalıntılar vardır. Yazısız her türlü kaynaklardır. Çanak, çömlek, silah veya bunun gibi şeyler kalıntı olarak geçer. Çizili, sesli ve görüntülü kaynaklar mağara resimlerinden video görüntülerine kadar ne kadar geniş bir alan olduğunu zaten anlamışsınızdır. Kaynaklar da bu gruba girer. İsterseniz bir de tarihin tasnifine, sınıflandırmasına bakalım. Neden tasnif ediyoruz buna bir bakalım. Tarih bilimi çok geniş bir inceleme alandır. Yani o kadar eskiden Günümüze kadar gelebilen bir bilimden bahsediyoruz ki çok geniş. Tarihi daha kolay inceleyebilmek için, öğrenebilmek için, öğretebilmek için bizim ne yapmamız gerekir? Tarihi olayları sınıflandırmamız gerekir. Nasıl sınıflandırma? Mesela zamana göre sınıflandırma. Nedir mesela? Orta Çağ tarihini hangi döneme göre? 15. yüzyıla göre. Orta Çağ tarihini 15. yüzyıla göre sınıflandırmak zamana göre sınıflandırmaktır mekana göre sınıflandırmak mesela Türk tarihi bakın Türk tarihi çok geniştir ama Türkiye tarihi dediğiniz zaman Anadolu topraklarında yaşayan Türklerin tarihini incelersiniz ya da Orta Asya tarihi bakın neresi Orta Asya mekana göre bir sınırlandırma vardır. Bunu yaptığınız zaman daha kolay araştırabilirsiniz. Bir de konuya göre tasnif vardır. Mesela sanat tarihi. Yani tarihin sanatla ilgilenen alanına bakarsın diye. Mesela Selçuklu tarihi, mesela Osmanlı siyasi tarihi gibi. Bu da konuya göre tasniftir. Burada dikkat bölümümüz var arkadaşlar. Tarihi olaylar neden sonuç ilişkisi ile birbirine bağlıdır. Bir olayın sonucu bir sonrakinin nedenidir. Bu yüzden tasnif tarihin doğasına aykırıdır ancak aynı zamanda bir zorunluluktur. Yani tasnif olmasa olmuyor, olsa da olmuyor. Garip bir durum var burada. Son olarak tarih biliminin önemli özelliklerinden de bahsedeceğiz ve bugünkü dersimizi bitireceğiz. Dersimizi kısa tutmaya çalışıyorum ki sıkılmayın diye arkadaşlar. Çünkü yeni bir bilim dalından bahsediyoruz. Sizler yeni bir ders öğreniyorsunuz. O yüzden kısa tutacağım ve anlayabileceğiniz şekilde anlatmaya çalışıyorum. Umarım faydalı olabilir. Hemen bakalım. Tarihin konusu insan toplulukları ve bunların faaliyetleridir. Tek tek insanlarla ilgilenmez, toplulukla ilgilenir. Bu yüzden tarih insanı ilgilendiren beşeri bir bilimdir. Tarihin konusu geçmiştir. Bu yüzden deney ve gözlem yapamazsınız. Bir tarihi olay asla aynı şekilde tekrarlanmaz. Şu sözü duymuşsunuzdur. Yani tarih tekerrürden ibaret değildir. Aynı şekilde bir daha o olay tekrarlanamaz. Burada not bölümü var. Ancak benzer sebepler benzer sonuçlar doğurur. Bu da bize tarihi neden öğrenmemiz gerektiğini gösterir. Hemen bir diğer özelliğine bakalım. Tarihi olayın yer ve zamanı mutlaka bilinmelidir. Bunu zaten söylemiştik. Tarihi bir bilgiden, e, tarihi bilgi kesin ve değişmez değildir. Değişebilir. Bir tarihi olay ile ilgili bilgimiz bulunacak yeni belge ile birlikte tamamen değişebilir. Bununla ilgili size bildiğim bir örneği anlatayım arkadaşlar. Osmanlı tarihinin ilk parası Orhan Gazi zamanında basıldığına dair bizim bir bilgimiz vardı. Bundan 5-6 sene öncesine kadar. Şimdiye kadar hep öğrencilerimize derdik ki Osmanlı'nın ilk parası Orhan Gazi zamanında basılmıştır. Ama Bilecik Söğüt yöresinde yapılan bir kazı sonucunda Osman Gazi dönemine ait bir para bulunmuştu. Bu ne demek? Bakın tarih değişti. Biz sonra nasıl anlatmaya başladık? Osmanlı'nın ilk parası Osman Gazi zamanında basılmıştır diye tarihi kaynaklar değişti. Yani tarih bulunan belgelere göre ne yapabilir? Değişiklik gösterebilir. Tarih belgelere dayanmak zorundadır. Araştırılan dönemle ilgili ne kadar çok belgeye ulaşılırsa o kadar doğruluk oranınız artar. Bu yüzden eski çağlarla ilgili tarihi bilmemizin çoğu eksiktir. Bu eksiklik günümüze yaklaştıkça azalır. Çünkü artık insanlar ne yapıyorlar? Her şeylerini yazıyorlar. Ama eski dönemde yazı olmadığı için bunu ne yapamıyoruz? Kaynaklara dayandıramıyoruz. Son olarak tarih olayların arasında neden sonuç ilişkisi vardır? Yani bir olay kendinden önceki olayın sonucu kendinden sonraki olayın sebebidir diyoruz. İnsanlar tarihin en eski devirlerinden beri zamanın neresinde olduğunu bilme ihtiyacı duymuşlardır. Bu ihtiyaçtan dolayı zamanı yıllara, aylara, haftalara ve günlere bölerek takvimleri yapmışlardır. Bu da zaten insanların zamana ihtiyaç duyduklarının bir kanıtı olarak karşımıza çıkmakta. Başlıca iki tür takvim vardır arkadaşlar. Birincisi güneş yılı esas alınarak, ikincisi ay yılı esas alınarak oluşturulan takvimler. Güneş yılı esas alınarak oluşturulan takvimlerin olayı şudur. Dünyanın güneş çevresindeki bir turunu bir turu bir yıl kabul edilmiştir. Bu takvimde bir yıl 365 gün 6 saat sürer. Dünyada bugün sıklıkla kullanılan takvimler güneş yılı esasına göre hazırlanmıştır ve bu takvimi ilk defa Mısırlar yapmıştır diyoruz. Ay yılı esaslı takvimlere geldiğimiz zaman ayın dünya çevresinde 12 turu 1 yılı kabul edilir. Bu takvimde bir yıl 354 gündür. Bakın dikkat ederseniz güneş yılında ile arasında kaç gün var? 11 günlük bir fark var. Dünya, dünyadaki ilk ay yılı esaslı takvimi ise Sümerlerin yaptığını biliyoruz. Bunu da unutmamamız gereken bir bilgi olarak aklımızın bir köşesinde tutmalıyız. Toplumlar yaptıkları takvimlerde kendi tarihleri için önemli olayları başlangıç kabul etmişlerdir. Bakın burası gerçekten önemli bir bilgi. Eğer biz yapsaydık belki de bize uygun önemli bir tarihi yapacaktık. Ama bakın eskiler e, takvim oluştururken neye dikkat etmişler? Mesela Müslümanlar hicreti almışlardır. Hicri takvimde. Neydi? 622 yılında Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye göç etmesi. Bu onlar için önemli bir tarih olmuş ve bunu başlangıç kabul etmişlerdir. Romanlar Roma şehrinin kuruluşunu kabul etmişlerdir. Yunanlar ilk olimpiyatları kabul etmişlerdir. Hristiyanlar ise Hz. İsa'nın doğumunu başlangıç yani milat olarak kabul etmişlerdir diyoruz. Bugün kullandığımız miladi takvime baktığımız zaman ilk olarak Mısırlar tarafından yapıldığını biliyoruz. Roma İmparatoru Jül Sezar zamanında yeniden düzenleniyor ve takvim Julian takvimi olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonra Papa 13. Gregorius tarafından yeniden düzenleniyor ve Gregorian takvimi adını alıyor. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Miladi takvim takvimin yaşadığı bu gelişim bize insanlık medeniyetinin tüm toplumların katkılarıyla oluştuğunu kanıtlayan bir durumdur. Yani sadece Mısırlardan bugüne geldiği şekliyle biz kullanmıyoruz. Bakın bunu geliştiren Romalılar olmuş, bunu geliştiren Hristiyanlar olmuş. Yani insanlık oluşturmuş. Herkesin malıdır. O yüzden biz buna ortak bir kültürel değer diye bakmamız gerekiyor. Şimdi gelelim Türklerin tarihte kullandıkları takvimlere. Öncelikle 12 hayvanlı Türk takvimine bakacağız arkadaşlar. İsminin de zaten ne olduğu belli. Aylara her birine birer hayvan adları veriliyor ve takvim böyle oluşturuluyor. Güneş yılına göre hazırlanmış bir takvimdir. Türklerin kullandığı ilk takvim olarak karşımıza çıkar. Tek milli takvimimizdir. Yani bize ait olan, Türklere ait olan tek takvim 12 hayvanlı Türk takvimidir. Orta Asya Türkleri tarafından yapılmış ve kullanılmış bir takvimdir. 1 yıl 365 gün ve 5 saat olarak hesaplanmıştır. Bakın biz bugün ne biliyoruz? 365 gün 6 saat olarak biliyoruz. Ama bakın işte burada 1 saatlik sadece bir yanılığı var. Yani o kadar e, düzgün bir takvim hazırlanmıştır. 12 hayvan ismi aylara değil yıllara verilmiştir arkadaşlar. Aylar rakamlarla belirtilmiştir. 21 Mart Nevruz yani takvimin başlangıcıdır. Bahar, baharın gelişi takvimin başlangıcı olarak kabul edilmektedir ve bugün hala Çin, Moğolistan, Tibet gibi ülkelerde kullanılmaktadır. Bu da demektir ki dünyanın neredeyse yarısına yakını bu takvimi kullanıyor diyebiliriz. Hicri takvime bakalım. Ay yılı esasına göre oluşturulmuş bir takvimdir arkadaşlar. Kullandığımız tek ay yılı esaslı takvimdir. Türkler Hicri takvimi İslamiyet'e geçişle birlikte kullanmışlardır. Hz. Ömer zamanında yapılmış bir takvimdir. Bir yıl 354 gündür. Arada 11 gün zaman farkı vardır. Takvimin başlangıcı hicret olayıdır. Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye göç etmesidir. Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra bu takvimi kullanmışlardır diyoruz. Bir diğer takvim Celali takvimi Selçuklar zamanında yapılan bir takvimdir. Yine bu da Güneş yılı esasına göre hazırlanmıştır. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah döneminde ünlü astronom, daha doğrusu ünlü uzay bilimci diyelim biz buna Ömer Hayyam başkanlığındaki bir heyet tarafından yapılmıştır. Takvim ismini Melikşah'ın ilk isminden almaktadır. Celaleddin Melikşah diye geçer. Celaleddin takvimi, Celali takvimi buradan gelmektedir. 1 yıl 365 gün 6 saat olarak hesaplanmıştır. Takvimin yılbaşı 21 Mart yani Nevruz'dur. Türkler için önemli bir tarih alınmıştır ve takvimi Büyük Selçuklu Devleti, Babür Devleti kullanmıştır diyoruz. Bir diğer takvim Rumi takvim. Güneş yılı esasına göre hazırlanmış bir takvimdir. Osman Devleti'nin son dönemlerinde Batı ile ilişkilerin yoğunlaşması nedeniyle sadece mali işlerde bakın burası önemli. Sizler de burayı not alabilirsiniz. Bu takvim sadece mali işlerde kullanılmak üzere hazırlanmış bir takvimdir. Takvim 1839 yani Tanzimat döneminde kullanılmaya başlanmıştır. Takvimde bir yıl 365 gün, 6 saat Başlangıç ise Hicrettir diyoruz. Gelelim Miladi takvimi Güneş yılı esaslıdır. Günümüzde dünyanın çoğunun kullandığı, bugün de kullanmakta olduğumuz takvim Miladi takvimdir. 1 Ocak 1926 tarihinden itibaren Türkiye'de bu takvim kullanılmaya başlanmıştır. Şimdi gelelim öğrencilerimizin sıkla, sıklıkla karıştırdığı Milat ve Yüzyıl kavramlarına ve bunların kullanışlarına. Öncelikle milat kavramına bakalım. Bugün dünyanın büyük kısmının kullandığı miladi takvime göre yani sıfır yıl olarak kabul edilen olaydır. Milat aslında zaten başlangıç demek arkadaşlar. O yüzden sıfır olayı bir başlangıç kabul edilmiş. Bu da Hz. İsa'nın doğumu olarak karşımıza çıkıyor. Hemen bakalım. Bu takvimdeki son düzenlemeyi Papa 13. Gregorius yaptığı için takvim Hz. İsa'nın doğumu ile başlamaktadır. Zaten milat kelimesi doğum anlamına gelmektedir. Tarihte Hz. İsa'nın doğumundan önce gerçekleşen olaylara milattan önce, Hz. İsa'nın doğumundan sonra geçen olaylara ise milattan sonra denilmektedir. Öte yandan milat önceki bir tarihi mutlaka milattan önce ile belirtmek zorundayken milattan sonrası için böyle bir zorunluluk yoktur. Ayrıca şu noktalara da dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Milattan önceki tarihler yani sıfırın öncesi tarihler rakamsal değerler açısından günümüzden uzaklaştıkça büyümektedir. Burada bir cetvel düşünün arkadaşlar. Ortada milat var. Yani mesela 100, 99, 98, 97 diye gelir. 5, 4, 3, 2, 1, 0 olur. Milat olur. Sonra tekrar büyümeye başlar. Yani o taraftan gelirken, milattan önceden gelirken büyükten küçüğe gelir. Sıfırda buluşur. Sıfırdan sonrası tekrar artmaya başlar diyoruz. Milattan sonra ise Rakamlar büyüdükçe günümüze yaklaşmaktadır. Zaten biliyorsunuz her sene bir yıl alıyoruz. Bugün de takvimin ilk günü, e, yıl takviminin ilk günü 2021'in ilk günündeyiz. 2020'den buraya geldik. Bakın zaten birer birer milattan sonra da büyüdüğünü görüyorsunuz. Milattan önceki iki tarih arasındaki farkı bulmak için iki rakam birbirinden çıkarılır. Milattan önceki iki tarih arasındaki farkı bulmak için birbirinden çıkardığımızı söyledik. Tarihlerden e, bir e, tarihlerin biri milattan önce, biri diğeri milattan sonra ise aradaki farkı bulmak için rakamı toplamamız gerekir. Yani e, bir milattan önce tarihi, bir de milattan sonra tarihinin arasındaki farkı bulmamız gerekirse ikisini toplamamız gerekir. Ama aynı dönemde ise ikisinden çıkartmamız gerekiyor. Bunu da bilmeniz gerekiyor. Şimdi yüzyıl asır kavramına bir bakalım. Zaten ne oldu çok belli. Zamanı daha kolay algıl algılayabilmek, tarihi daha kolay araştırıp öğrenebilmek için takvimler yüzer yıllık dilimlere ayrılmıştır. Yüzyıl konusunda hepimizin yaşadığı en büyük sıkıntı takvimin sıfırdan başlaması ve ilk yüzyılın sıfır ile 99 arasında yaşanmış olmasıdır. Bu yüzden yapmamız gereken e, gereken bir rakamı yüze bölüp bir eklemektir. Şimdi pratik yola bir bakalım isterseniz en basit yol arkadaşlar bu bu hepinizin bildiği yoldur aslında bir yıl verilse ve bunun 100 yılı sorulsa çok basit bir yöntem var bir rakam bir tarihin son iki rakamını yok sayıyorsunuz ve artı bir ekliyorsunuz hemen şuradan kalemimi alayım bakın 1879 yılı son iki rakamı almıyorum 18 kaldı bir ekliyorum 19. yüzyıl 751 yılı 51'i burada almıyorum bakın son ikiyi almıyorum bir ekliyorum 8. yüzyıl 2020, 20'yi almıyorum bir ekliyorum 21. yüzyıl. O yüzden e, bu şekilde çok basit bir yöntemle yapabilirsiniz. Şimdi ben sizlere birkaç tane yazayım. Siz de bu videonun yorum bölümüne yazın arkadaşlar. 1453 hangi yüzyıl ediyor? İstanbul'un fethinin tarihidir arkadaşlar bilirsiniz. 1299 Osmanlı Devleti'nin kuruluşu hangi yüzyıl ediyor? Ve şöyle diyelim başka Roma İmparatorluğu'nun yıkılması ve kavimler göçünün yaşandığı tarih 375 hangi yüzyıldır? Bu üç tarihin yüzyıllarını yorum bölümüne yazarsanız sevinirim. Böylece pratik yapmış olursunuz. Başka bir yol arkadaşlar milattan önceki yüzyılı bulurken değişen hiçbir şey yoktur. Yine aynı işlemi yaparız. Milattan sonraki için üst taraftaki geçerliydi. Öncesi için de aynı hiç değişen bir şey yok. Bir de yüzyılların yarı ve çeyreklerine e, tablodan bakabiliriz arkadaşlar. Bakın sıfırdan öncesi ya da sıfırdan sonrasına bakalım. Özellikle şimdi günümüze bakalım. Şimdi sıfırla yüz arası zaten birinci yüzyıl diye geçiyor. Bunu biliyoruz. İlk yarısı derse zaten yüzün yarısı 50'dir. 50'ye kadar olan kısım birinci yarısıdır. 50'den sonraki kısım ikinci yarısıdır. Çeyrek derse eğer arkadaşlar... 25, 50, 75, 100 gibi düşünebilirsiniz. 0-24 arası birinci çeyrek, 25-49 arası ikinci çeyrek, 50-74 arası üçüncü çeyrek, 74-99 arası da dördüncü çeyrek olarak karşımıza çıkar. Ee, öncesi içinde durum biraz farklıdır. Burada da geriye doğru e, tam tersi olur. Bakın bu durumu simetrik şekilde tam tersine çevirdiğimiz zaman da milattan öncesinin durumu ortaya çıkmaktadır. Evet arkadaşlar bugün işleyeceğimiz son konuya geliyoruz tarih yazıcılığı. Burada tarih yazıcılığı deyince aklımıza gelen belli başlı çeşitleri var arkadaşlar, türleri var. İlk yazıcılık şeklimiz hikayeci yani nakilci tarih. Yer ve zaman belirtilir bu tarihe göre. Fakat neden sonuç üzerinde durulmaz. Yani bir olayın yeri ve zamanı bellidir ama niye olduğu, sonucun neler olduğu belli değildir. Olaylar efsanelerle doldur. Yani birazcık aslında abartma vardır. Masal türü bilgiler içermektedir. Hikayeci tarih... Heredot'la başlamaktadır diyoruz. Şimdi kronik tarihe gelelim. Olaylar arasında bağlantı kurulmadan her yılın olayları sırasıyla yazılır. Hititlerdeki anallar bu şekilde tarih yazıcılığına örnektir. Kronik tarih, yıllık tarih arada bir bağlantı kurmadan her şeyi sırayla yazmaktır. İşte bugün şu oldu, ertesi gün şu oldu, ondan sonraki gün şu oldu, gün, yıl belirterek teker teker yazmaya da biz yıllık tarih ya da kronik tarih diyoruz. Gelelim öğretici pragmatik, akılcı ve faydacı tarihi, okuyucuya ahlaki ve milli duyguları aşılama, geçmiş olaylardan ders alınmasını sağlamak için yapılan tarih çeşididir. Olayların anlatımında his ve heyecan ön plandadır. Olaylardaki kişiler kahramanlaştırılır. Bu tarzın ilk temsilcisi Tukidides'tir. 19. yüzyıla kadar bu türde tarihi eserler yazılmıştır. Mesela Homeros'un İlyada ve Odessa destanları öğretici tarihi örnek olarak gösterilebilir. Gelelim bir diğer tarih çeşidine sosyal tarih. Olayların duygusal yanlarını almayarak toplumun her türlü faaliyetlerini inceler. Bakın zaten sosyal demek toplum demektir. O yüzden toplumsal her şeyi inceleyen tarihe de sosyal tarih yazıcılığı diyoruz. Gelelim bilimsel. Neden nasılcı araştırmacı tarihe olayların neden ve sonuçlarını inceleyerek aralarında bağlantı kurmaya çalışan tarih çeşididir. Olaylar ince ayrıntılarına kadar incelenmektedir. 19. yüzyılda gelişmeye başlamış tarih yazıcılığının son aşamasıdır. Günümüzde de uygulanan tarih araştırmalarında genellikle uygulanan yöntem bilimsel tarih diyoruz. Son olarak Türklerde tarih yazıcılığına da bir bakalım arkadaşlar. Orta Asya Türkleri konar göçer yazı, e, yaşadıkları için yazılı edebiyat gelişmemiştir. Yani oturup da adamlar bir şey yazamamışlar. Çünkü geçim derdine düşmüşler, sürekli göç etmişler. Dolayısıyla tarih yazıcılığı da gelişmemiştir Orta Asya Türklerinde. Bu konudaki en somut örneğimiz, elimizdeki en somut örnek Orhun Abideleri ya da Göktürk kitabeleri dediğimiz dikili taşlardır. Bunlar da Orta Asya Türklerinin tarih yazıcılığına örneğidir. Şehnameciliğe bakalım. Türklerin İslamiyeti kabulü ile birlikte hayatlarına girmiş, İran, Hint geleneğinden yaygın olarak görülen tarih yazıcılığı şeklidir. Büyük insanların hayat hikayelerini kahramanlıklarını anlatır. Bunu yaparken kahraman yüceltilir. Daha çok manzum şekilde yazılmıştır. Firdevsi'nin yazdığı Şehname adlı eser de buraya örnek olarak gösterilebilir. Alper Tunga'nın destanlarını, hikayelerini kahramanlaştırarak anlatan destandır diyoruz. Gelelim Osman dönemindeki tarih yazıcılığına. Vaka arkadaşlar. Osman Devleti'nde 17. yüzyıldan itibaren görülmeye başlayan tarih yazıcılığı şeklidir. Vakanüvisler resmi olarak devletin tarih yazıcılardır. Yani saray tarihçileridir. Dolayısıyla objektif olmalarını bekleyemeyiz. Çünkü padişah hakkında kötü bir şey yapsa, kötü yazsak adamın kellesi uçacak. O yüzden e, biz objektif diyemiyoruz. Birazcık aslında e, kelleyi kurtarmak için de bir şeyler yazmış olabilirler. İlk vakanımız ise Mustafa Naima Efendi olarak bilinir. Naima'yı bilmeniz yeterlidir. <laughs> 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren de Bilimsel tarihçilik gelişmeye başlamıştır. Bilimsel tarihçilik deyince ülkemize akla gelen ilk kişi tabii ki de Ordinarius Profesör Doktor Halil İnalcık'tır diyoruz. Evet arkadaşlar böylece takvim ve zaman konusunda sizlerle işlemiş olduk. Bu videoları da kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilir. Bize destek olmak için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.